Nereden başlamalıyız? Bu kitapta insanlık tarihinde ilk defa irade konusunda yepyeni bir paradigma sunuyoruz. Dünyasal irade ve varoluşsal irade. Dünyasal irade dediğiniz yazıda okuduğunuz gibi daha çok egoya ve bencilliğe bağlı olduğu için tükenir. Ve çoğu insan da tükenmiş oluyor. Restore etmekte zorlaşıyor insanlara. Ve varoluşsal irade. Varoluşsal iradeyi biz kendi öz kaynaklarımızla şarj edebiliriz. Yani özümüzdeki o bilinç gücüyle, tükenmez bilincimizle varoluşsal iradeyi şarj edip onu bir tükenmez kaynağa dönüştürebiliriz. Çoğu insan genelde, günümüzde çoğu insan iradesini egosuyla ve egodan kaynaklanan hırslarla besliyor. Görebiliriz ki hırslı insanlarda, hırslı insanlar hedefli oluyor, hedefler oluyor. O hırslı insanlar daha güçlü iradeye sahip oluyor ve hedeflerine ilerliyorlar. Çünkü belirli bir hırsları var. Örneğin bir mevkiye, bir güce ulaşmak, bir pozisyona. Örneğin bir bakan, bir başbakan olma hırsı kişide oluyor. Ve o siyaset yaparak çeşitli yollarla o hedefe ulaşmaya çalışıyor. Onun iradesini besleyen hırstır. Egosudur ve bencil isteklerdir. Bu tür irade tükenebilir. Kişi bu hedeften şaşabilir. Bir gün o bezdirici bir hale gelebilir. Ve başkan olmaktan, bakan olmaktan vazgeçebilir. Fakat buradaki bizim esas altını çizdiğimiz bilincimizle, özümüzle, ebedi özümüzle beslenen varoluşsal irade. Bunun için insanın varoluşsal hedefleri olmalı. Örneğin insanlık, bütün insanlık daha güçlü bir iradeye sahip olsun ve o irade sayesinde savaşları bitiren barış olsun. Bütün savaşları durduralım. Çünkü bu insanın iradesine bağlı. Evet. Herkes el ele verip güçlü bir irade ortaya koyarsa savaşları bitiririz. Öyle. Ve savaşlar olmaz. İnsanlar da dağlarda, karlarda ölmez, şehitte düşmez. Bu acıyı çekmeyiz. İşte bu bir varoluşsal konudur, varoluşsal bir yaklaşımdır. Evet. Veya dünyada açlık olmasın. Böyle bir irade sergilesin, insanlık sergilerse açlık konusunu, başka da toplumsal konuları o güçlü iradeyle halledebiliriz. İşte onun için varoluşsal, insani hedeflere ihtiyaç oluyor. Ve o zaman o irade bizim ebedi özümüzden, bilincimizden beslenmeye başlar ve tükenmez olur. Savaşları bitirelim, açlık olmasın, işsizlik azalsın, olmasın. Herkes eşit olsun, mutlu olsun, insanlık çiçeklensin, acılar olmasın gibi global bir amaçlar olunca biz o varoluşsal iradeyi devreye sokabiliriz ve tükenmez bilinç gücüyle, çünkü bilincimiz tükenmez bir kaynaktır. Yani burada iki kaynak. Dünyasal, egosal irade. Egoyla, hırslarla, bencillikle besleniyor, o tükenir. Ve insanlar da onun tükendiğini görüyoruz. Veya bilincimizle, ebedi özümüzle beslenen varoluşsal irademizi tezahür edip ortaya koyarsak tükenmez bir iradeye sahip olabiliriz. O zaman bir kere biz onu harekete getirdiniz mi o iradeyi? Onu günlük işlerde de kullanabilirsiniz. İşinizde de, programlarda daha başarılı olmak, kitap yazmakta, kitaplar daha güçlü olsun kullanılabilir. Yani önemli olan o kaynağı bulup, kendinde o gücü bulup harekete geçirmek.